10 Ekim 2015 Aydın Nazilli bölgesinde İzmir Beydağ yoluna doğru giderken Aksu köyündeyiz ve rekor gelişim ürünümüzü büyümeyen, kuruyan, Evet. ceviz fidanlarına kullanan Sayın Sinan Bey. Sinan Dereli Beyefendinin bahçesindeyiz. Aynı zamanda Sinan Bey memnun kaldığı için de beyefendi Ümit Ateş Bey'e de Öneride öneride bulundum, bulunup evet. o da birkaç ağacını veriyor ceviz. Sinan Bey burada ne vardı daha önceden? Rekor gelişim ne kattı? Bir anlatır mısınız? Burada önceden kestane vardı. Gördüğümüz gibi kestane Ne cinsi ağaçları, kestane? ışıklar açtı, Burası ışıklara şekerli. kaç kilometre? Burası ışıklara şu anda Yani 7, 8 Işıklar kilometre. Kestanesi'nin Evet, adını veren evet. bölgedeyiz şu Tam anda. şekerci Evet. kestanemiz. Evet. Ağaçlar kuruduktan sonra arazimizi teras Kestaneler kurudu. yaptıktan kestaneler kurduktan sonra teras yapıp cevize başladık. Evet. İlk sene 130 tane ceviz diktim buraya. Evet. Yarı yarı kuruma oldu. Yani kuruma sorununun ağaçla alakalı olmadığını gördünüz Evet, yani. Evet. topraktan Olduğunu yarı gördünüz yarı, yani. evet, Evet. yarı yarıya kuruma oldu. Evet. Ondan sonra bir arayış içine girdik. Evet. İnternetten araştırdık, rekor gelişim internetten gördük. Hı. Araştırdık, bayini de bulduk. Nazilli Anlamı bölgesinde. yaptık, evet. Evet. Ondan sonra tekrar dikim yaptık bu sene kuruyanların yerine. Kuruyanların yerine diktiğimiz dallarda hiç kuruma olmadı bu sene. Olmadı. Evet. Sulama işimizde yarı yarıya azaldı. Bu önemli mi peki sizin için? Çok önemli. Buraya gelmek o kadar zor ki. Evet, tabii 4 ki. çarp 4 ile geliyorsunuz ve yaklaşık olarak 1 saat çıkarak geliyorsunuz. Kestane köylerine ulaşmak çok kolay değil. Kestane Evet. yetişen yerlere gelmek çok kolay değil. Arazilerimiz Yani çok onun dik. için kestane fiyatları neden yüksektir derseniz eğer, üretimi kolay değil gerçekten. Evet. Zor bir iş. Ulaşmak bir kere zor gerçekten. Evet. Şimdi başlayalım bakın. Bu ağaç ne zaman dikim? Bu ağaç bu seneyle beraber 3. yaşına Yaprağını girdi. döküyor. Yani bu kış 3 yaşını girecek. Şu anda 2,5 yaşında. Yani üçüncü yaprağını dökecek yani. Evet. Yani Üçüncü üçüncü yaprak. açımıydı. Nereden, Evet. ne haldeydi bunun hali? Şimdi bak, öncedeki gibi bu boydaydı. Evet. Bu boydaydı. Evet. Rekor Haziran gelişim 15'te verdiniz. Haziran Temmuz'un başı. 20'sinde. Temmuz'a doğru. Evet. Evet. 20'sinde 2015'te. bahar yağmurlarıyla beraber verdik. Hı. Ondan sonra görüldüğü gibi sürgünü bir 2-2,5 metre sürgünümüz oldu. Peki size bir soru. Dediniz ki yarısı kurumuştu. Evet. Peki yarısı kurumasaydı bunlar da kuracakmış. Bunu saymadınız. Evet, tabii Yani bu ki halde 3 yıldır kurulamasaydık. yani bu halde olan bir ağaçtı siz yani kurumadı gözüyle bakıyorsanız eğer onlar da Evet. gidecekmiş yani. Evet. Ki yan tarafta akrabanızın var aynı gün dikim. Bak, şeydi görmedik. Cevizi de. Evet. Akşam Peki yaptı. size Cevizi bütün cevizlerin kırıyorduk ama bir tanesini unutmuşuz. Evet. Bakla iyi Alalım onu de. da. Alalım onu da. Alalım kopartın kopartın. Kopartın. Birazdan bakarız Bu da haline. Çentti bu arada. Çetner Tozlayısı dediğimiz Fernotto. Yani Fernotto. anlayacağınız aslında yarısı kurumamış. Hepsi Evet. kuruyacakmış. Bakın. 3 yaşına gelip de bu kadar kalmış bir ağacın eğer sürgün sorunu devam Evet. etmiyorsa, sürgün olayına başlamadıysa kuracak zaten. Evet. Gelelim hemen kuruyanların yerine. Bakın. Bu arada bir kurumuş bir kurumamış halde. Evet, yarı Hemen yarıya. devam edelim. Bakın 2015 dikim. Evet. Şu anda bugün bu hale geldi. Yaprakları capcanlı. Biliyorsunuz kesen Öbür fidanlar da gelelim burada. böyle. Gelelim böyle. Evet. Evet. Bu da yine büyümeyen. Sürgünü Evet. gösterelim. Bu da bu sene büyümeyen. Uygulamanın Bak. yapıldığı Temmuz 2015'ten Temmuz Haziran. başında Haziran 20'den sonra Evet. evet. Buradan böyle sürgünü Büyüdü. gördüğümüz Yaprak gibi. kalitesi nasıl? Atılmayan Yaprak. yere göre bakarsak şimdi birazdan Evet. bakacağız. Daha koyu yeşil, daha canlı yaprakları, daha büyük. Pırıl pırıl. Daha pırıl pırıl şu Pırıl. anda. Buyurun. Girin. Aşırı sulamadığımız halde. Bu arada üst tane çekelim bakın. Bunlar da Evet. yine aynı sürgünler var orada Aynen. bakın. Bahçede bakın. Bunlar yine hep atılan. Bahçe böyle. Kaç ağacımız var ceviz ağacımız, fidanımız? 130 tane. Burada toplamda kaç tane var? Toplam 470. Hepsine kullandık. Evet, hepsini Hepsine kullandım. kullanıldı. Evet, çekelim. Bu senenin Bu fidanı. senenin Evet. fidanı. Evet. Bunlar Peki... bahar ilk sürümü, bunlar bahardan sonra ikinci sürümü. Evet. Peki, geçen yıllarda yeni dikimlerde böyle oluyor muydu peki Yok, burada? hayır. En çok sürgünü 15-20 santim oluyordu, sonra Kuruyordu, bozuluyordu. kuruyordu, yaprağı bozuluyordu. Evet. Gelelim böyle. Evet, bu da Evet. 2 sene diktiğimiz Bakın dikkatini çekin. Bir dallardan. kurumuş bir kurumamış yani. O Evet. kadar vahim yani durum yani. Bir kurumuş bir kurumamış. Yani yarısı o şekilde. Evet.
Yine sürgünümüz devam etti. Evet, bu da 2 metre bir sürgünümüz var, evet. Bu fidanlarda. Çok güzel. Devam edelim, buyurun gelin. Bu da yine bu sene dikim. Evet. Pırıl pırıl maşallah. Yaklaşık 70-80 santim sürgünümüzü almışız. Yaprak capcanlı. Peki evet. Gelelim atılmayan, birazdan atılmayan tarafa geçeceğiz. Evet. Burası da atılan. Evet. Son ağacımız bu hizada. Son ağacımız. Evet. Görüyorsunuz bu da aynı şekilde. Bu sene diktiğimiz daha. Evet. Uygulama da geç yapıldı bu arada. Evet. Haziran'ın. Kış uygulama değil. Tabii. Bu bahar uygulaması. Evet. Daha da iyi olurdu yani. Daha evet. Da iyi olurdu. Evet. Gelelim atılmayan bahçeye. Burası atılmayan benim kayınçımın bahçesi. Kaç yaşında efendim bu? Bu da 3 yaşında. İlk diktiğimiz yılda olan fidanlarımız. Evet. Evet. Peki rengi nasıl bu ağacın? Bunun rengi daha sarı. Bir de artı bu daha çok sulama yapılan bir yer. Evet, sulama daha çok yapıyor. Ya benden daha çok sulama yapılan evet. Bir yer. Evet. Buyurun gelelim. Evet. Yine 3 yaşında. Evet. Rengi nasıl efendim? Bunun rengi... Rengini ışık almasın. Güneşten evet. Güzel çekin bakın. Rengi... Nedir Ümit Bey rengi? Rengi sararmış. Daha sarı. Daha zayıf. Daha sarı. Evet, buyurun gelin evet. Böyle. Atılmayan bölge. Evet, atılmayan evet. Bölge. Atılmayan bölge. Yine 3 yaşında. Evet, bu da aynı. Bu da aynı. Şöyle ışığı... Siz şöyle geçer misiniz? Işığı kesmesin ha. Işığımızı güneyden alıyoruz çünkü şöyle. Evet, görüyorsunuz. 3 yaşında ve sarı. Yani evet, bu arada... Ümit Bey de konuşmak istiyorum hala. Ümit Ateş yine bu köyden. Siz de yine 3 tane mi? Siz anlatın bakayım bir. Bizim yaklaşık 70-80 tane çetin fidanımız var. Hı hı. Ben Sinan abiden denemek için aldım. Hı hı. Hani 3-4 tanesini deneyeyim nasıl diye. Hı hı. Yani arasında çok var. Rekor gelişimden sonra kullanmadıklarımla kullandıklarım evet. Arasında. Evet. Yani kullandıklarım daha düzgün sürgün yaptı. Daha yeşil. Çok yaptı. Evet. Yaprakları daha canlı öbürkünlere göre. Yani seneye muhakkak ben de kullanırım yani rekor gelişimi. Evet. Peki tavsiye ettik mi yakın akrabalarınıza? Evet. Büyük 5000 6000 ceviz evet. Dikimi yapan yazar olmuş galiba. Evet. Oraları da tavsiye ediyorum. Onların bilgileri oldu evet. Diyorsunuz. Peki Sinan Bey şöyle ki asıl burası şu anda biliyorsunuz. Evet. Tamam ceviz diktiniz ama hayatınızı burası. Kestane. Peki kestaneler kuruyordu. Ceviz de kurudu yani evet. Diktikleriniz. Evet. Peki bu durumda şöyle bir çıkartım yapabilir miyiz? Yani her ne kadar siz burada kestane ağacına kullanmasanız da evet. Sizin bu yörede, bu coğrafyada bir sürü kişi kestane ağacına kullandı, evet. Kuruyan. Evet. Ve onları yendi hali. Onları da izleyebilirsiniz. Peki siz şu anda bunun kestane kurmasına ya da kestane gelişimine, verimine etkisi olacağı kanaatinde de haiz oldunuz mu? Evet. Oldum. Bu sene biz de deneyeceğiz kestane. Kullanacaksınız. Kullanacağız. Kullanacaksınız. Çünkü burada biz az önce bir şey söyledik. Yani dedik ki asıl olan şey toprak. Evet. Yani kestanelerin kuruma sorunu topraktı. Evet. Ceviz de kurudu toprak. Yani yoksa evet. Ağaç cinsleri farklı olsaydı o da kurmazdı yani. Evet, evet. Yani demek cinsten misten evet, vesaireden evet, değil yani. Evet. Dolayısıyla bunun alakası olmadığını gördünüz. Sorunun toprakta olduğunu yani, gördük herhalde. Topraktan bu, gıda aldığını öğrendik. Bakalım bahçeyi çekelim bakın. Bu başka bölgelerde evet. Kestaneler. Lütfen bütün ağaçlardaki bunlar... O yanıkları kestane çekelim bakın. İyi çekin. Zoomlayın güzelce. Kestane bölgesinde ve bakın hep ağaçların tepesinde yanmalar var. Bunlar ağaçlarımızın kurumaya başladığını gösteriyor. Yoğun şekilde kestane kuruyan bölge haline. Evet. Evet. Evet bu şekilde. Bir çekelim onu zoom diyelim. Önemli çünkü. Bu aşağıdakinden göster. Gelin aşağıdan da çekelim kuruyanları. Buyurun gelin. Bu arada evet Aydın Nazilli ilimizin. İlimizin. Oyup Baba mevkiinde. Evet, Oyup Baba. Bizim cevizlerimizin hepsi burada değil. Evet. Diğer mevkiden nereye çekiyorlar? O da Nazilli Yaşantı Aksu. Esentepe. Evet, Esentepe bölgesinde. Manzara görüyorsunuz muazzam. Yeni evet. Yönümüz şu an güney saat çünkü herhalde 12 civarındayız. Evet. Yani yön olarak ceviz bahçemiz güzel bir evet. Açısı var. Aşağıdaki bütün kuruyan ağaçları keselim bakın. Çekelim. Evet. Evet. Şimdi o kuruyan ağaçları budadıktan sonra rekor gelişimi kullanacağız tabii bu ki. Sene. Şimdi sizin yerinizde başkası olsaydı şu anda ya da siz devam etseydiniz, bizi tanımamış olsaydınız evet. Onları da kurumasını bekleyip ceviz evet. Dikecektiniz. Evet, aynen. Şu an bundan vazgeçtiniz. Evet. Şu anda onları o anda kuruyanları iyi çekin bakın. Kuruyan şöyle. Yerleri ceviz dikme yerine ağaçları kurtarıp evet. Yine kestane verimini almaya çalışacağız. Kesinlikle doğrusu bu zaten. Ben evet. Kesinlikle bu düzeyde gelişmiş kocaman ağaçlarınızı kesip de yeni bir fidan dikmenizi tavsiye etmiyorum. Evet. Çünkü kestane çok uzun yıllar yaşayabiliyor halde. Evet. Dolayısıyla da ağaçlarımız çok yaşlı değil. Oradakiler belki evet. 60-70 yıllık ağaçlar.
rahatlıkla 100 yıl, 150 yıl yaşayabiliyor evet. sonuçta kestaneler. Evet, daha fazlası yaşıyor. Evet. Aynen mesela 300 yıllık bile var yani. Evet, evet, evet o şekilde. Evet. Çok teşekkür ederiz. 10 Ekim 2015 rekor gelişim müşterimiz Sayın Sinan Dereli Beyefendi'nin bahçesindeyiz. Nazilli Aksu'dayız. Yine aynı şekilde minik de olsa 3 ağacına da kullansa Ümit Ateş Beyefendi. Evet. Rekor gelişimin gücünü görenlerden. İyi günler diyorum. Hoşçakalın. Evet. Hadi sağ olun.